Merhaba sevgili yaylar. 12-19 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu hafta Dolunay haftasındayız. 16 Ocak'ta 25 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gökyüzünün durumuna baktığımızda hafta başında Ay'ın İkizler Burcu'nda ilerlediğini görüyoruz. 12 Ocak ve 13 Ocak'ta Ay sizin karşıt eviniz İkizler Burcu'nda olacak. Bu da hafta başında özellikle ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konuları gündeme getirebilir. Birlikte olduğunuz kişi, eşiniz, ortağınız veya yakın arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Özellikle 12 Ocak'ta Ay-Mars arasındaki etkileşimin de güzel olması bazı organizasyonlara, grup faaliyetlerine katılabileceğinizi işaret ediyor. Arkadaşlıklar arasından ilişkilerinizle ilgili önemli sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. 14 Ocak'ta Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay'ın etkilerini de hissettirmeye başlayacak. Dolunaylar 3 gün öncesinde de etkilerini hayatımızda hissettirebilir. Bu 25 derece Yengeç Burcu'ndaki Dolunay özellikle kendimizi biraz daha hassas hissedebileceğimiz, duygularımızın çok yoğunlaşabileceği bir zamanı da işaret ediyor. Sizin 8. evinizde olacak bu Dolunay. Dolunay zamanları her zaman duyguların çok daha fazla yoğunlaştığı zamanlardır. Yengeç Burcu'nda olan Dolunaylar bu etkileri daha da arttırabilir. Sizin için 8. ev biraz da böyle derin duygular, düşünceler, dönüşümlerle ilgili alan olduğu için bazı konularda da biraz karamsar hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle üzerinizde duygusal baskı hissettiğiniz kavramlar varsa, maddi konular olabilir, gelir gider, alacak, verecek, borçlar, kredi ile ilgili işler veya ortaklaşa gelirler, miras olabilir, nafaka, vergi, sigorta gibi konular olabilir. Biraz üzerinizde maddi konularda baskı hissedebilirsiniz bu dolunayda ya da daha önceden fark etmediğiniz ya da ihmal ettiğiniz bazı kavramlarda karşılaşabilirsiniz. O nedenle özellikle maddi konulara dikkat etmeniz gerekiyor ve risk almamanız gerekiyor sevgili yaylar. Bunun yanı sıra 8. ev dolunayları belki sağlığımızla ilgili bir operasyonu gündeme getirebilir. Bu bir kronik sağlık sorunu olabilir veya bir dolunayın etkisiyle oluşabilecek dişle ilgili bir problem olabilir. Şu sıralarda Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda retro hareketli olması, belki bir süredir ihmal ettiğimiz bir sorunumuz varsa onun dolunayda tekrar nüksedebileceğini ve onunla ilgili bir tedavinin de gündeme gelebileceğini işaret ediyor olabilir. Evet, dolunayın ardından 16 Ocak'ta öğleden sonraki saatlerde 15'ten sonra Ay Aslan Burcu'na geçiş yapınca sevgili yaylar kendinizi biraz daha rahat hissedebilirsiniz. O dolunayın etkileri, hassas ve kırılgan etkileri biraz daha azalabilir. Hafta sonunda da Ay Aslan Burcu'nda olacak. Daha sosyal olabilirsiniz. İlişkiler, iletişim veya seyahatler gündeme gelebilir. Hafta sonu, Cuma ve Cumartesi günleri. Evet sevgili yaylar, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Yarın haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.